Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dün biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 4 milletvekili Diyarbakır ve Mardin'deydik. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili orman yangınları ile ilgili bir komisyon kurulacağını yıllar sonra müjdeledi. Ama çok merak ediyorum. Bu mecliste bir şeyin araştırılması için, bir komisyon kurulması için tren kazasında yurttaşlarımızın mı ölmesi gerekiyor? Maden faciasında erişte işçilerimizin toprak altında günlerce, aylarca kalması mı gerekiyor? Diyarbakır'da, Antalya'da, Muğla'da orman yangınında yurttaşlarımızın ölmesi mi gerekiyor? Tüm gruplar bu olaylarla ilgili, bu vakalarla ilgili defalarca araştırma önergesi verdi. Niye reddedildi? Belki çok önce bir komisyon kurulsaydı bu olaylar yaşanmayacaktı. Bakın biz Diyarbakır'daydık, Mardin'deydik. Ben olayın bambaşka bir boyutuna değinmek istiyorum. Diyarbakır'da iki tane köyde yangın çıktıktan sonra Mardin'de Keleke köyüne doğru yangın gelirken oradaki yurttaşlar yangına doğru koşuyor. Buğday tarlalarını, hayvanlarını korumak için yanıyorlar. Çünkü o insanların 3 dönüm tarlası var, 2 tane koyunu var, 1 tane ineği var. Ya açlıktan ölecekler, ya yangından ölecekler ve yangından ölüyor insanlar. Ama bu drama burada konuşan hiçbir Diyarbakır milletvekili, Mardin milletvekili değinmiyor. Değerli arkadaşlar, gerçekten tüm milletvekillerinin ben Diyarbakır'a, Mardin'e, Siirt'e, Şırnak'a gitmesini öneriyorum. Gerçekten gerçek bir felaket var. İnsanlar büyük sıkıntılar içerisinde ve hala haklılar. Çünkü orası afet bölgesi ilan edilmedi. Şimdi sebeplerini konuşuyoruz, konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Helikopter geldi mi? İtfaiye geldi mi? Bakın, şunu söyleyeyim. Yangınların sebebi Muğla'da da, Antalya'da da, Diyarbakır'da da aynı. Dedaş'ta bir elektrik şirketine vermişsiniz elektrik dağıtım işlerini. Fatura ödenmezse anında elektrik kesilir. En küçük hatada cezalar kesilir. Elektrik kablo bakımları yapılmaz. Bir, bu şirketlerin, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi bu yangınların birinci sebebidir. İki, orman köylüsü bırakmadınız. Ormanların bakımlarını da maalesef ki özel şirketlere veriyorsunuz. Orman köylüsü o bakımı yapsa ormanın yolunu, ağacın özelliğini, elektrik direni olan mesafesini bilir. Bunu bırakmadınız. Ama biz neyi konuşuyoruz? Helikopteri. Şimdi helikopter itfaiye ederken Diyarbakır'da kurumları, belediyeleri, baroları dolaştıktan sonra belediye başkanı bir şey söyledi. Dedi ki 8 yıl kayyum yönetti. Maalesef ki kayyum bir tek itfaiye yatırım yapmadığı gibi itfaiye daire başkanlığının bütçesinden 8 milyonu da başka daire başkanlarında, başkanlıkları da aktardı. Yahu burada bir kişi sorumluluk almıyor. Bence olayı bir bütün olarak değerlendirelim. Komisyon kurulması olumlu ama neden bu kadar gecikti onu da ülkemin takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, iktidarın hak hukuk tanımayan ve anayasaya uymayan uygulamaları nedeniyle toplumun her kesimi gibi emeklilerimiz de mağdur. İnsanlar yeter artık bıktık diyor ve geçim sıkıntısından dolayı maalesef intihar ediyorlar. Rakamlarla oynamayı adet haline getiren TÜİK bile 2017 yılından sonra artan intiharları gizleyemedi. Son 5 yılda intihar edenlerin sayısı 20 bini geçti. Ben ekonomistim diyen tek adamın yönettiği ve yatacağız kalkacağız hop dolar artacak diyen bakan, damadın ve gözünden ışıltılar saçan bakanın iyice dibe çektiği ekonominin ağır faturasını maalesef esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımızın intiharlarıyla sonuçlandı. Emekli açlık sınırının altında ezilirken bakanlar 10-15 milyonluk bakan araçlarıyla caka satıyor. Sarayda bir saatte 81 asgari ücrete eşdeğer 1 milyon 377 bin liralık harcama yapılıyor. Asgari ücret yılbaşında 17 bin lira olarak açıklandı. 6 ayda %25 eridi. En düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı.
Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu gelen talimatla emekliye asgari ücretliye zam yapmamak için 40 takla atıyor. Benzin, mazot zamlarını Temmuz ayına erteliyor. Bakır borudan, pimpon topundan enflasyon hesaplıyor. Gıda ürünlerinden hesaplama yapmıyor. Emekliye, asgari ücretliye, Ali Cengiz oyunları oynamaktan vazgeçin. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın. Kasada para yok bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız, itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli. 22 yıllık yanlış ekonomi politikası sonucu ortaya bir enkaz çıktı. Bir ay önce sözde tasarruf tedbirleri açıklandı. Temsil ve tanıtma giderleri bir ay öncesine göre 350 milyon TL artmış. Haberleşme giderleri bir ayda 150 milyon TL artmış. İkisinin toplamı 500 milyon. Yani 100 milyar tasarruf edeceğiz diyenler yarım milyardan fazla israf etmişlerdir. 2023 yılının Mayıs ayından göre taşıt kiralama giderleri %79 artmış. Bina kiralama giderleri %157 artmış. Örtülü ödenek harcamaları %460 artmış. Geçen yıl Merkez Bankası 800 milyar TL zarar etti. Yapılacak tasarrufun tam 8 katı. Kur korumalı mevduata 1.2 trilyon verildi. Tasarrufun 12 katı. Kamu özel işletmelerine 3 yılda 675 milyar ödenecek tasarrufun 6 katı. Bütçeden bu yıl sadece faize 1.3 trilyon ödenecek. Öngörülen tasarrufun 13 katı. Dolayısıyla yine israf, yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş, zenginleşen yine yandaş. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğunuz kanun teklifinin, getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak evet deyin. Ya da öneriyi siz getirin, biz bu öneriye evet demeye hazırız. Fitreye, zekata muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor. Saygıdeğer milletvekilleri, anayasanın 61. maddesi yaşlılar devletçe korunur diyor. Anayasayı delik deşik eden iktidar bunu da maalesef yapmıyor. Sizin sayenizde Türkiye'de hayat 10 bin liraya bir akşam yemeği yiyenlerle 10 bin liraya bir ay geçinenler arasında yaşanıyor maalesef. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kaldığı için gençlerimiz iş bulamıyor. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyorken bu ay verilen emekli maaşıyla yalnızca 2,5 çeyrek altın anca alındı. Gelinen noktada emeklinin cebindeki 5,5 çeyrek altını yani sizin AKP iktidarının gulyabanisi çaldı. Yine AKP iktidara geldiğinde emekli 1,5 asgari ücrete yakın maaş alıyordu. Siz sistemi bozmasaydınız. Emekliyi ezdirmeyeceğiz diyen iktidar 20 yılın sonunda 26 bin lira alması gereken emekliyi 10 bin liraya mahkum etti. Gelinen noktada emeklinin cebindeki 16 bin lirayı AKP iktidarı çaldı. 22 yıllık zam ve zulüm iktidarını özetlersek, düşük emekli maaşının da, asgari ücrete zam yapılmamasının da, çiftçinin, esnafın perişanlığının da tek sorumlusu vardır. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan, tek adam rejimidir. Ekonominin içinden geçen, vatandaşı silindir gibi ezen, emekliyi ucuz et, ucuz ekmek kuyruğunda mahkum eden emeklinin ahı şahı indirir. Ey iktidar mensupları, iktidar olmanın sorumluluğunu biraz olsun hissediyorsanız gelin en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirelim. Asgari ücreti de açlık sınırının üzerinde yapalım. Emekli maaşları arasındaki intibakı sağlayalım. Tüm emeklilere sözümüz halkın iktidarında. Herkesin yüzü gülecek, halkımız insanca bir yaşam sürecek. Siz AKP iktidar olarak eğer bu ülkeyi uçuruma sürüklemeseydiniz bugün emeklimiz bayram edecek, kurban bayramında da çocuklarına, torunlarına en azından bir şeyler alıp en azından bir cep harçlığı verecekti ama sizin sayenizde maalesef bayram da yapamadı. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.